Merhaba sevgili kardeşlerim. Matbaadan kuşe kağıda basılı olarak gelen şemamızı kesiyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra bakırlı plaketimizi, bakır pertinaksımızı ölçüp kesiyoruz. Keserken demir testeresi kullanılabilir veya maket bıçağı kullanılabilir. Maket bıçağı kullanmak daha mantıklı olabilir. Bu şekilde kenarlarında elimize batacak şekilde, ütüye zarar verecek şekilde kalıntı kalmaz. Eğer demir testeresiyle kesersek daha sonra değe ile veya zımparayla kenarlarını düzenlemek durumundayız. Daha sonra sevgili kardeşlerim, yağdan, pastan ve kirden arındırmak için bir çamaşır deterjanıyla ve bulaşık süngerimizin sert tarafıyla temizleyebiliriz. Yıkayıp durularız ve kuruturuz daha sonra. Artık ütüye hazırız. Kuruladıktan sonra ütüye hazırız. Evet. Kuşe kağıdımızı, bakır plaketimizi mürekkebi altta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sabitliyoruz. Ve ütümüzü basabiliyoruz. Evet. Ütümüz buharsız olacak. Buharını kullanmayacağız yani. Sıcaklığı da en son maksimumda olmalı. En sıcak konumda ve buharsız olarak ütüyoruz. Bastırıyoruz ama çevreye zarar vermemek için de fazla bastırmıyoruz. Bir A4 kağıdı üzerinde defterimiz veya kitabımızın üzerinde ütülüyoruz. Bu şekilde sıcaklığı masaya zarar vermesin diye. Yaklaşık 2 dakika sürüyor sevgili kardeşlerim. 2 dakikanın sonunda içinde su bulunan, soğuk su bulunan bir kaba bu sıcak plaketi atabiliriz. Bu şekilde mürekkeplerimiz bakır plakete daha iyi çıkacak diye düşünüyoruz. Elimizi yakmayalım tabii ki. ...20-30 saniye sonra artık kenardan kağıdımızı bakır plaketten sıyırabiliriz. En heyecanlı durum. Umarım bakırımızın üzerinde kalmıştır mürekkeplerimiz. Evet. Gayet güzel dikkat ettiyseniz. Artık mürekkep bakırımızın üzerinde. Kağıtta bir şey kalmamış dikkat ettiyseniz. Bir sonraki aşamada sevgili kardeşlerim, asit banyosunu atacağız. 4 ölçek tuz ruhu, 1 ölçek perhidrol karışımının içine bakır plaketimizi atıyoruz. Bu işlemi balkonda yapıyoruz veya açık havada yapabiliriz. Klor gazı çıkacağı için illaki açık havada yapılmak durumunda. Dört ölçek tuz ruhu, bir ölçek perhidrol karışımının içine bakır plaketimizi attık sevgili kardeşlerim. Açık havada yapıyoruz gördüğünüz gibi.
çok hızlı olsun diyorsanız 3 ölçek tuz ruhu, 1 ölçek peritrol de olabilirdi. Ben yavaş yavaş olsun düşüncesiyle 4 ölçek tuz ruhu, 1 ölçek peritrol kullanıyorum. Açık havada yapıyoruz bu işlemi. Klor gazı çıkacak çünkü. Zehirlidir. Evet. Daha sonra hemen yan tarafında dikkat ettiyseniz karbonatlı suyumuz hazır. Bu şekilde bazik bir ortam oluşturacağız. Asit hala içten içe bakır yollarımızın altına da gelmesin düşüncesiyle bunu hazırladık. Bu asit karışımımız bakırı eritiyor fakat mürekkebin altındaki bakırlarımızı eritemiyor. Mürekkebin altına nüfuz edemediği için sadece bakırlarımız kalacak. Düzeltiyorum. Sadece bakır yollarımız kalacak. Evet. Diğer bakırlar eriyecek. Karbonatlı suyun içine attık. Evet, gördüğünüz gibi asitliği hemen bitti. Bu şekilde bakır yollarımız kaldı. Diğer bakırlar eridi. Bundan sonra sevgili kardeşlerim mürekkepten temizlemek isteyebilirsiniz. Bu şekilde deliklerimizin yerini görmek isteyebiliriz. Onun için yine bulaşık süngerimizin sert kısmıyla çamaşır deterjanıyla çamaşır deterjanı mürekkebi temizler. Evet. Temizliyoruz. Ve matkapla ayak sayısı kadar deliğimiz var. Onları delmeye çalışıyoruz. Delik aşamasından sonra sevgili kardeşlerim, artık lehimleme aşamasına geçebiliriz. Lehimlemek için pastamızın, lehimimizin ve havyamızın temiz olması gerekli. Zımparayı, eğeyi kullanabiliriz. Ayaklarımızı zımparalamak ve eğelemek durumunda kalabiliriz. Zamanla paslanmış olabilir bu bakımdan. Dikkat ettiyseniz triyavımızın ayaklarını birer milim dışarıya doğru esnetmiştik. Evet. Güzel netice aldığımızı düşünüyorum. Zımparayla temizlemek mantıklı olabilir. Artık bundan sonra bakır plaketimiz, devre kartımız hazır. Deneyebiliriz. Gördüğünüz motor, dikiş makinamızın motoru sevgili. Universal seri motor. Şu şekilde artık devrini ayar yapabiliriz gördüğünüz gibi. Bir sonraki motorumuz elektrik süpürgesi motoru. Elektrik süpürgemizin motorunu da güzelce kontrol edebiliyoruz devremizde. Gayet olmuş sevgili kardeşlerim. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.